Bu videoda gerçekten sıkıntılı insanlara bakacağız. Videoyu izleyince neden sıkıntılı insanlar dediğimi anlayacaksınız. Videoyu izlemeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Kız arkadaşı pizzayı bu şekilde yemeye başlayınca ilişkisi hakkında bir şeyler düşünmeye başlamış. Bir insan pizzayı nasıl çatal bıçakla yiyebilir ya? Hadi çatal bıçakla yedin, nasıl ortasından başlayabiliyorsun? Yani bu bir et yemeği değil ki, bu bir pizza. Çalışıyorsun ve bir anda özgür iraden olduğunu hatırladın. Onu satın al o zaman. Özgür irade ama böyle bir şey değil ki ya. Abi. Yani evet, özgür iraden var ama sonuçlarına katlanmak şartıyla. Dişçideyken şöyle bir hareket yapsak acaba ne olur? Benim 2 gün sonra dişçi randevum var. Yapsam mı sizce? O ağzımızda su fışkırttıkları şey var ya, alayım ona sıkayım. Özgür iradem var abi. Kasada. Abi içeceği oraya niye koydunuz ya? Gelmiyor ki. Abla gerçekten çok sinirlenecek bak. Duruşundan falan belli, şöyle durmasından belli. Adam da fark etmemiş gibi yapıyor. Öyle bekliyorlar yani. Sonsuza kadar bekleyebilirsiniz. Aa! Nereyi yaladın sen? Yeri mi yaladın? Dilinin arasında simsiyah olmuş, gördün mü? Ne diyor bu? Abi senin yüzünden benim dilimde pislik varmış gibi oldum ya. Sen gerçekten sıkıntılıymışsın. Yani ben videonun devamını izlememe gerek yok. Videonun en sıkıntılı insanını ben bu abi seçmek istiyorum. Umarım bunu yapman için bir 1 milyon, 2 milyon dolar falan teklif etmişlerdir. Afiyet olsun abla. O nasıl bir hareket ya? Senin derdin ne ya? Abi gerçekten sıkıntılısın yani, ne alaka? 6. gün arkadaşlarımın ofisine pırtlatıyorum. Hatta kilidi bile değiştirmişler. Nasıl yaptın ya onu? Onun içine yaptın. Oradan da hava üfleme makinesiyle. Abi sen neye uğraşıyorsun ya? Şu eforu başka bir şeye sarf etseydin ya. Adam milletin odasını pis kokutmak için neyle uğraşıyor ya? O ne abi? Ha şu cam kırılan şey değil mi ya metrolarda falan? Tamam, onunla cam kırılıyor abi, niye vurdun ya? Trafiğin ortasında ne gerek vardı yani? Bu yaşına kadar gelip şunu tanımıyor olma ihtimalin yok. O solucan mı o? Herhalde solucan ya abi. Kusacağım şimdi. Vazgeçtim, değiştiriyorum ya. Videonun en sıkıntılısını sen yaptın. Solucanı diye nasıl çektin öyle? Fotoğraf çektiriyormuş gibi davranıyoruz. Ha şu oturanlar bakın, böyle poz veriyormuş gibi yapıyorlar. İnsanlar da geliyor. Yazık, orada hani fotoğrafı bölmeyelim diye bakıyorlar ya, nerede kamera diye. Ne oluyor ya? Agalarla ben alışverişte miyiz? Bizim videomuzu çekmişler gençler. Bu ne ya? Adamlar markete atla geliyor. Birazdan okul hayatı sıkıntıya girecek bir öğrenci görüyorsunuz. Öğretmen bir yazı üzerine bir cevap yazmış. Demiş ki işte yazdığın yazı biraz daha geliştirilmeli. Ama şurada bir hata yapmış. You are demiş yani. Sensin. Bir gramer hatası var. Çocuk da onu düzeltmiş. Bir de şöyle gülen surat koymuş. Geçmiş olsun kardeşim. O dersten kaldın. Un var. Yumurta var. Demek ki ne duruyorsun? Helva yapsana. Helva yapsana. Abla... Sıkıntın ne ya? Senin derdin ne? Niye böyle bir hareket? Aa, o da katıldı ya. Ne kadar güzel bir ilişki. Sıfır hayatta kalma içgüdüsü. Kuşun hiç gerçekten hiçbir şey yapmayacak mı? Abi hayatta kalma güdüsü gerçekten zayıf. Adam seni ağzına aldı. Neredeyse yutacaktı. Böyle durmuş bakıyor. Eğer o kapıdan yürüyerek çıkarsan bir daha bu eve gelemezsin diyor ve adam da yürümeden çıkıyor. Gördüğünüz gibi yani insan 900 IQ olunca böyle oluyor işte. Yürümedim ki ben. Yürüyerek çıkmadım ki. Arkadaşıma kötü bir egzersiz verdim. Bana yetişmesin diye. Sen var ya, sen arkadaşına ihanet ettin ya. İnsan arkadaşına böyle yapar mı? Bana yetişmesin, benden kaslı olmasın diye yanlış hareketler yaptırıyor. Bence bu adam bu dükkandan ömür boyu banlanmalı. Bir bardak içecek ücretsiz demişler. Bardakları gitmiş arka arkaya birleştirmiş, onu doldurup ağzına kadar öyle içecek. Abi bir bardak. Tamam, senin yaptığın da mantıken uzun bir bardak oluyor ama o öyle değil işte. O zaman ben de gideyim şu büyük cam bardaklardan alayım kocaman. Ona doldurayım içeyim. Yani teoride doğru da pratikte işlemez. Evet. Çok güzel boyadın. Tebrik ederim. Evet. Evet, taşırmadan. Hadi bir de şöyle. Durdurdum. O bizi rahatsız edemeden ben videoyu durdurdum. Öncelikle bana teşekkür etmek için like atabilirsiniz. Şimdi hepinizi uyarıyorum. Eğer rahatsız olmak istiyorsan devam et. Hazır mısınız? İşte bozdu, gördünüz mü? Ama neyse ki ben sizi kurtarmıştım. Don't die for Kanye. O ne? Ne var ya? Masanın altında abla var. Ha, biletleri kontrol ediyorlar. Masanın altına girmiş. Ya kaç yaşına gelmişsin? Yapılacak hareket mi? Özgür iraden olduğunu hatırladın. Ne yapacaksın özgür iraden var diye? Yani evet, masanın üstünde de oturabilirsin aslında. Özgür iraden var. Benim de özgür bir iradem var. Ben de videoyu böyle çekebilirim. Mesela bunun üstüne çıkıp şuradan şöyle videoyu izleyebilirim. Neden? Özgürüm çünkü. Bu arada siz bu koltuğun arkasını görmüş müydünüz ya? Size gösterdim mi, göstermedim mi? Hatırlamıyorum ama şuraya MG yazdırmıştık. Ağırmış da. Bunu daha size göstermek istedim işte. Koltukta MG yazıyor. Annem mezuniyet paramı parçalamış. Nasıl ya?
Şu parçalayıcı makinenin içine atmış paraları. Ay çok üzüldüm. Bir insan paraları nasıl parçalar ya? Hadi pantolonun cebinde olur, görmezsin, makine yatarsın, anlarım. Parçalayıcının içine o paraları eline almadan nasıl attın ki? Atamazsın. Yastığımın iki tarafının da sıcak olduğuna emin olmam lazım. Nasıl ya, mikrodalgaya mı attın? Sen çok sıkıntılı bir insansın. Senin ne derdin var? Abi insanlar normalde yastığın soğuk kısmını sever. Gitmiş yastığı mikrodalgaya atmış, ısıtıyor. Ay, sıcak sıcak yastıkta yatılır mı? Bakın mesela benim yastığım şu an buz gibi. Bak koydum. Oh, ne kadar güzel. Isınınca ama hiç güzel olmuyor. Balıkları beslemeye mi gelmiş? Marinaya gelmiş herhalde. Yem at. O ne ya o? Abi ok mu getirdin yanında? Crisis oku getirmiş ya adam. Oklayacak mı onları? Şakadır değil mi? Şaka şaka. O ne, boya mı? Ay, insanların üstüne boya atıyor. Neden böyle bir hareket? Beyaz ayakkabıya, beyaz tişörte. Abi sen umarım videoyu tamamlayabilmişsindir yani. Hani bu videolar çekildikten sonra bir sıkıntıya girmiş olabilirsin. Öğretmen dersimde bir şeyler yiyip içmeyin diye bir sunum hazırlamış. Yani oturmuş o kadar uğraşmış. Onu dinlerken yemek yiyor ya. Bence bu çocuk bir daha derse gelmesin. Ayıp. Büyük saygısızlık hani. Öğretmen orada uğraşıyor benim dersimde yemek yemeyin içmeyin diye. Onu yemek yiye yiye dinliyorsun. Hiç hoş bir hareket değil. Eğer bir gün önümde birisi telefonla böyle konuşursa abi kapatacağım o telefonu ya. Çok güzel bir hareket. KitKat'a ne yapacaksın? Chocolate off. Ay KitKat'ı niye yıkadın ya? Onu yemeyeceksin değil mi? O yenmez çünkü. Hayır hayır. Ay nasıl bir tat aldın acaba ya? Bir gün biz de bir videoda deneyelim mi? Dene diyorsan yorumlara yaz. Ben kötü bir gün geçiriyorsam herkes kötü bir gün geçirsin yazmış. Bak gidiyor orada çikolataları kırıyor ya. Sen gerçekten sıkıntılısın. Kolaları da çalkalıyor. Şimdi gidecek birisi alacak onu, açacak, suratına patlayacak yani. Onun ne suçu vardı? Senin kötü bir gün geçirmende onun hiçbir suçu yoktu ki. Bak onları akıttırıyor oradan bedava diye. Hiç hoş bir hareket değil yani. Hiç şık değil. Okulda ne olur gibi bir şey diyor. Otomattan birinin yiyeceğini mi aldı o? Aynen. Otomata parayı atmış kız orada beklerken bir yandan da arkadaşıyla konuşurken gitti yiyeceği çaldı ya. Noodle. Tamam, noodle'ın sosu. Onu öyle kıtır kıtır yemeyeceksin değil mi derken zaten adam sosa tek attı yani. Daha ne yapabilirdi ki? Noodle'ı böyle yedi ya. Ay, senin ne derdin vardı acaba? Sen de yap hadi. Dişlerini fırçalamaya karar verdin. Ne kadar güzel. Oh, sonra portakal suyu mu içeceksin? Ay, iğrenç bir ağız tadıyla karşı karşıyasın şu an. Diş fırçalandıktan sonra portakal suyu mu içilir? Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Videonun başında sıkıntılı insanlar demiştim. Anladınız değil mi? Videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.